10. Bölüm Pavlus'un Savunması. Sizinle birlikteyken ürkek ama aranızda değilken yiğit kesilen ben Pavlus, Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla size rica ediyor, yalvarıyorum. Yanınıza geldiğim zaman bizi doğal benliğe göre yaşayanlardan sayan bazılarına karşı takılmak niyetinde olduğum sert tavrı aynı cesaretle size karşı takılmaya zorlamayın beni. Bedende yaşıyorsak da bedene dayanarak savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları dünyasal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları ve Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyoruz. Her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Mesih'e tümüyle bağımlı olduğunuz zaman, ona bağımlı olmayan her eylemi cezalandırmaya hazır olacağız. Gözünüzün önündekine bakın. Bir kimse Mesih'e ait olduğuna güveniyorsa, yine düşünsün ki, kendisi kadar biz de Mesih'e aitiz. Sizi yıkmak için değil, geliştirmek için Rabbin bize verdiği yetkiyle biraz fazla övünsem de utanmam. Mektuplarımla sizi korkutmaya çalışıyormuş gibi görünmek istemiyorum. Çünkü bazıları, mektupları ağır ve etkilidir ama kişisel varlığı etkisiz ve konuşma yeteneği sıfır, diyormuş. Böyle diyenler şunu bilsin ki, sizden uzakken mektuplarımıza ne diyorsak, aranızdayken de öyle davranıyoruz. Kendi kendilerini tavsiye eden bazılarıyla kendimizi bir tutmaya ya da karşılaştırmaya elbette cesaret edemeyiz. Onlar kendilerini kendileriyle ölçüp karşılaştırmakla akılsızlık ediyorlar. Ama biz haddimizi aşarak fazla övünmeyiz. Övünmemiz, Tanrı'nın bizim için belirlediği ve sizlere kadar da uzanan alanın sınırları içinde kalır. Etkinlik alanımız size kadar uzanmamış olsaydı, sizinle ilgilenmekle kendi sınırlarımızın dışına çıkmış sayılabilirdik. Oysa Mesih'in müjdesini size kadar ilk ulaştıran biz olduk. Başkalarının emekleriyle övünerek de haddimizi aşmayız. Ümidimiz odur ki, sizin imanınız büyüdükçe, aranızdaki etkinlik alanımız alabildiğine genişleyecek. Böylelikle müjdeyi sizlerden daha ötelere yayabileceğiz. Çünkü başkasının etkinlik alanında başarılmış işlerle övünmek istemiyoruz. Övünen, Rab ile övünsün. Kabule değer kişi kendi kendini tavsiye eden değil, Rabbin tavsiye ettiği kişidir.